Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu sıcak yaz günlerinde dondurma tüketiyoruz. Ve ben de geçenlerde bir dondurma aldım fakat tadını pek beğenmedim. Sonra dondurma dolapta kaldı. Dolapta kaldıktan sonra rengi değişti ve şekli de değişti. Ve enteresan buzlu bir materyal haline dönüştü. Ben de geri götürdüm ve bozuk olduğu ortaya çıktı. Ve dolap yeteri kadar soğutmadığından dolayı dolaptaki bütün dondurmalar bozulmuş. Ben de bunun üzerine merak ettim acaba bunun içinde ne var diye. Ve şimdi size öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. Bir kere şöyle söyleyelim, bunlar dondurma değil, endüstriyel dondurma bile değil. Hatta çoğunun arkasındaki içindekiler bölümünde de dahil olmak üzere hiçbir yerde dondurma yazmıyor. Bu yoğurtlu, bitkisel, yağlı, sütlü buz. Yani onlar diyorlar ki aslında biz dondurma satmıyoruz. Neyi satıyoruz? Yoğurtlu, bitkisel, yağlı, sütlü buz satıyoruz. Bu çok ilginç geldi bana. Sonra işin içerisine girince öğrendik ki Türkiye'de 2 milyar dolarlık büyük bir dondurma pazarı var ve dondurma tüketiliyor ve Türkiye'de de ve dünyada da dondurma üzerine yapılmış öyle çok büyük araştırmalar söz konusu değil. Birkaç tane buldum. Türkiye'de de basında çıkmış birkaç haber. Onun dışında çok önemli bir kaynak maalesef söz konusu değil. Peki bu dondurmada asıl sıkıntı neden kaynaklanıyor? Asıl sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. İçindekiler bölümüne baktığınız zaman bir sürü şey var. Ve bunlar genellikle miktar konusunda herhangi bir bilgi içermiyor ve böyle bazı yuvarlak laflar var ve bu yuvarlak lafların altında ne olduğunu bilemiyorsunuz. Bir kere her şeyden evvel şunu söylemek lazım ki bunda nişasta bazlı şeker yoğun. %25'ti bu oran biliyorsunuz, %18'e düşürüldü. Yani çok şükür Avrupa Birliği kriterlerine düştük ve nişasta bazlı şeker obezite ve diyabet için en önemli sıkıntılardan bir tanesini yaratıyor bizler için. Bunun yanında özellikle bu içindeki maddelerde kıvam arttırıcılar diye bir sınıf var. Bunların içerisinde çeşitli guamlar var. Bu guamların içerisinde de metilsellülozdan bahsediliyor. Metilsellüloz formaldehidin yakın akrabası. Biliyorsunuz formaldehid de zehirli ve kanserojen bir madde. Ve özellikle bu kıvam arttırıcılarla beraber kullanıldığı zaman önemli bir katkı sağlıyor. O da nedir? O da şudur. Kıvam arttırıcı demek içerisine bu suyu koyduğunuz zaman bu maddeler genişliyor ve hacim olarak büyüyorlar. Ve aynı zamanda dondurmanın içerisine hava basılıyor ve ağırlık sağlanıyor dondurulunca. Nitekim eğer dondurmayı dışarıda bırakırsanız 500 gramlık bir kutudan elinize 50 gramlık renkli bir sıvı kalıyor. Bunun içinde süt olduğuna inanmıyorum çünkü içerisinde süt tozu. Büyük olasılık araba süt olduğuna gerçekten inanmıyorum. Hatta çok ilginç bir konu var. Bunların içerisinde karegan diye bir madde var. O da karegan aslında besin endüstrisinde sıklıkla kullanılıyor. Yalnız bunun kanserojen klorhidrine dönüşebilme riski olduğundan bahsediliyor. Ek olarak içindekiler bölümünde dikkat çeken bir şey var. Mono ve digliserit trans yağlar içerdiği söyleniyor. Bu ise oldukça şüpheli bir konu. Bunun kökeni konusunda bilgi yok. Yani nereden elde ediliyor bu yağ? Ve trans yağ. Dolayısıyla bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir de içerisinde işte çeşitli şeyler var. Fındık içerebilir, fıstık içerebilir, badem içerebilir, soya proteini, soya lesitini içerebilir, susam yağı içerebilir, yumurta içerebilir. Bakın hepsinde içerebilir yazıyor. Yani içermeyebilir de, içerebilir de. Niye böyle bir yuvarlak laf kullanmışlar onu gerçekten bilemiyorum. Yumurta içerdiği konusunda sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Çünkü dietil glikol diye bir madde var. Bu dietil glikol yumurta tadı veriyor. Ve dolayısıyla aslında işte soslar, işte parçacıklar falan meyve parçacıkları olduğu söyleniyor ama ben aslında onların olmadığını inanıyorum. Ve bu konudaki fikrim biraz daha kesinleşti. Niye kesinleşti? Çünkü bir takım kimyasal maddeler var. Örneğin mesela bademli meşhur dondurmalar var ya, o formaldehidin akrabası benzaldehitle beraber üretiliyor. Çünkü badem aroması veriyor. Başka ne var? Örneğin piperonol diye bir madde var. Bir bit ilacı aslında bu ama tadı vanilya. Ananas diyeceksiniz, ben de size etil asetat diyeceğim. Kiraz böğürtlen diyeceksiniz, ben size aldehit C17 diyeceğim. Fındık diyeceksiniz, bütüral aldehit diyeceğim. Çilek diyeceksiniz, benzil asetat diyeceğim. Muz diyeceksiniz, amil asetat diyeceğim. Dolayısıyla hepsinin bir karşılığı var. Yani biz aslında onların gerçek meyvelerini değil, kimyasal maddelerini yiyoruz ve aynı zamanda tadı ona benziyor ve biz de aldanıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Bunun yanında eğer gerçekten mahallede klasik dondurmacılar varsa, bunlar biliyorsunuz sütle yapılıyor ve içerisinde hava yok.
Dolayısıyla fiyatları biraz pahalı. Diğerlerine baktığınız zaman fiyatları hem yüksek hem de geleneksel dondurmacılara göre karşılaştırıldığı zaman çeşit açısından da çok zenginler. Bilirsiniz, örneğin limonlu dondurma yediğiniz zaman ağzınıza gerçekten limon tadı gelir. Veya gerçekten böğürtlen kullanmışsa böğürtlen tadı gelir. Halbuki bizim bu tatlarımız bu meyveler değil ve kimyasal maddeler. Sonuç olarak bu dondurmalardan uzak durmanızı öneriyorum. Ama eğer dayanabiliyorsanız onu da siz bilirsiniz. Meşhur Dondurmam Gaymak filmi vardır. İşte bu Dondurmam Gaymak filminde gerçekten bu işi meslek edinmiş dondurmacılardan dondurmayı yemek çok daha uygun. Bir de küçük bir dipnot. Bunların içerisinde şöyle bir ibare var. Biliyorsunuz Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir ibare. O da nedir? Domuz yağı yoktur. Fakat buna karşın ben araştırdım, merak ettim. Helal sertifikası almış dondurmacı Anadolu'daki çeşitli yerlerdeki dondurmacılar var. Buna karşın endüstriyel dondurmaların hiçbirisinde helal sertifikası yok. Bu da dikkatimi çekti. Yanlış mıdır bilmiyorum. Eksikliğim varsa lütfen bana haber verin. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.